Kara Havacılık Komutanlığı'nda yazılı ve görsel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren silah ve ekipmanların tanıtımı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı iştirakleri ile Milli Savunma Bakanlığı'nca yerli ve milli olarak üretilen, arazide kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleri, kıyafet, koruyucu melbusat, silah, teçhizat ile gıda malzemelerinin kamuoyuna tanıtıldığı etkinlik Ankara Kara Havacılık Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. 3 bölümden oluşan basın turunda ilk bölümde engel ve tahkimat malzemeleri ile balistik korumalı nöbet kulübe ve kuleleri, ikinci bölümde yaşam destek üniteleri, üçüncü bölümde ise yerli ve milli üretim olan silahlar, hafif ve ağır silah mühimmatları, optik malzemeler, giyim kuşam, teçhizatlar ve gıda malzemeleri tanıtıldı. Yapılan tanıtım kapsamında MPT-55 ve MPT-55K Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilmiştir. 5.56 NATO mermileri kullanır. MPT-55 modeli 14.5 inç namlu boyuna sahiptir. MPT-55K ise kısa namlulu modelidir. 11 inç namluya sahiptir. Bu da bina gibi dar alanlarda kullanıma avantaj sağlar. MPT-76 Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda geliştirilmiştir. 7.62 NATO mühimmatı kullanır ve 16 inç namlu boyuna sahiptir. PKM Rusya tarafından geliştirilmiştir. 7.62x54R mermisi kullanan makineli tüfektir. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki PKM'ler Bulgar MG1M, Çin Type 80 ve Rus üretimi PKM'lerdir. KNT-76, manga seviyesinin nişancı tüfeği ihtiyacını karşılamak için makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilmiştir. Yarı otomatik keskin nişancı tüfeğidir. 20 inç namlu boyuna sahip olup ve 7.62 NATO mühimmatı kullanmaktadır. Kadex Kraken, sürgülü mekanizmalı keskin nişancı tüfeğidir. Kanada merkezli Kadex firması tarafından üretilmektedir. 338 kalibre mühimmat kullanmaktadır. KSR-50, kale kalıp tarafından üretilen keskin nişancı tüfeğidir. 50 BMG mühimmatı kullanır. Sürgülü mekanizma ile çalışır. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, tamburlu bomba atar, Milkor lisansı ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında üretilmektedir. 40 mm bombaları kullanır. Revolver mekanizması ile çalışır. Aktaş AK-40GL, Aktaş tarafından namlu altı kullanım için geliştirilmiştir. 40 mm bombaları kullanır. El kundağına raylar sayesinde rahatça takılır. Silahtan bağımsız kullanılabilir. Yapılan tanıtım kapsamında gösterilen gündüz optikleri Aselsan A940 ve A960, Aselsan Sivas tarafından geliştirilip üretilmektedir. A940, 1.4x yakınlaştırma sunmaktadır. A960, 1.5-6x yakınlaştırma sunmaktadır. A940, 1x'ten 4x'e geçiş ve A960, 1.5x'ten 6x'e geçiş yapabilir. Aselsan KND-3 dürbün, Aselsan tarafından geliştirilmiştir. 12x50 keskin nişancı dürbündür. 12x yakınlaştırma yapar. EOTEC AXPS-3 holografik Amerika merkezli EOTEC tarafından üretilmekte ve Photonics AŞ tarafından ithal edilmektedir. Holografik gündüz optiğidir. Konu kapsamında tanıtılan termal optikler ise Aselsan'ın Mini TSD, Aselsan tarafından üretilen tüfek üstü termal optiktir. E-75 ve E-600 modelleri kullanılmaktadır. 3E EOS Pars termal dürbün, 3E EOS tarafından geliştirilmiş tüfek üstü termal dürbündür. Silahlara kolayca takılıp sökülebilmektedir. Konu kapsamında tanıtılan gece görüş dürbünleri TVNVA-13 Transvaro tarafından üretilmektedir. Silah üstü gece dürbündür. Aselsan A600 gece görüş dürbünü Aselsan tarafından üretilen silah üstü gece görüş dürbündür. Konu kapsamında tanıtılan lazer işaretleyiciler 3E EOS D-Lyril 50 3E EOS tarafından üretilen lazer işaretleyicidir. Silahlardaki raylara kolayca takılabilir. 3E EOS Liril 300, 3E EOS tarafından üretilen lazer işaretleyici ve fenerdir. Bu ürün de silahlardaki raylara kolayca takılabilmektedir. Konu kapsamında tanıtılan gece görüş gözlükleri Transvaro TV1003, Transvaro üretimi oküler gece görüş gözlüğüdür ve iki tüpten oluşur. Transvaro TVMON37, Transvaro monoküler gece görüş gözlüğüdür ve tek tüpten oluşur. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yeni tanıtımlar yapıldıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.